Şef Melati yemeklerine hoş geldiniz. Bugün yaz sıcaklarında içinizi serinletecek, ferahlatacak, tatlı krizlerinize iyi gelecek olan bir spangle tarifiyle karşınızdayım. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle bütün malzemelerimi hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi ve genişçe bir tencerenin içerisine bir su bardağı toz şekerini ilave ediyorum. Üzerine 6 su bardağı süt ilave ediyorum. Su bardağımın ölçüsü 125 mg. Spanglemizin kesinlikle kıvamı, lezzeti mükemmel oluyor. Bir gün kaldığı halde kesinlikle sertleşme, donma meydana gelmiyor. Kıvam, akıcı kıvamıyla çok lezzetli bir tarif. Sütümü ilave ettim ve şöyle sizlere göstermek için kaşığın içerisinde bıraktım. Tepeleme dolu dolu bir yemek kaşığı nişasta. Ve yine aynı şekilde tepeleme dolu dolu bir yemek kaşığı unu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı yine tepeleme dolu dolu kakaoyu ilave ediyorum. Kakaomuzu da ekledikten sonra bir yumurta sarısını ilave ediyorum. Bütün bu malzememizi çırpma teliyle iyice özleşinceye kadar çırpıyorum ve daha sonra ocağa pişmeye bırakıyorum. Ve ocağımızın altını yakıp pişmeye bırakıyorum tatlımızı. Tatlımız pişerken kesinlikle çırpmayı bırakmıyoruz. Fokurdayıp göz göz oluncaya kadar karıştırıyoruz. Aksi takdirde dibini tutacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi ceylan gözü gibi pıtır pıtır atmaya başladığı zaman spanglemiz olmuş demektir. Bu esnada altını kapatıyorum ve içerisine bir paket vanilyayı ilave ediyorum. Ve şöyle 120 gram çikolatayı ilave ediyorum. O sıcaklığıyla zaten kendiliğinden eriyecektir. Eriyinceye kadar karıştırıyorum. Boşaltma sürahimin içerisine alıyorum. Kaselerimize boşaltırken bizim için gerçekten çok kolaylık sağlayacak olan sürahimin içerisine aldım. Ve kaselerimin içerisine şöyle boşaltıyorum. Tam tepeleme doldurmuyorum. Üzerinde şöyle bir parmak kadar boşluk kalacak şekilde kaselerimin içerisine alıyorum. Bu ölçülerde bu tarifimde toplamda 7 kişilik spangle elde ettim. Spanglelerimizi kaselerimize doldurdum ve yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendirdim. Daha sonra üzerine ceviz ve gül yapraklarıyla süsledim. Tatlımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.